arkadaşlar. Faktöriyel konumuzun birinci testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda 2 faktöriyel nedir zaten? 2, 1 bölü 4 faktöriyel demiş. 1, 4 faktöriyelimiz 24. Çarpı bir de 5 faktöriyel nedir zaten? 120 biliyoruz. Bu işlemi düzenlediğimizde 48, 49 bölü 24 çarpı 120. 120 ile 24'ü sadeleştirdiğimizde burada 5 defa. 49 çarpı 5'ten de cevabımız 245 gelir. İkinci sorumuzda 0 faktöriyel zaten 1. 2 faktöriyelimiz 2. Bunun toplamının faktöriyeli demiş. Paydada bir x'imiz var. Eşittir 2. 3 faktöriyel zaten nedir? 6 bölü x eşittir 2 olduğuna göre x değerimiz de 3 gelir. Üçüncü sorumuzda 0 faktöriyelini faktöriyel. Yani 0 faktöriyelimiz 1. 1 faktöriyel de zaten 1 geldi. 1 faktöriyel 1. 1 faktöriyel tekrar 1 geldi. 2 faktöriyel 2. Yine 2 faktöriyel 2 gelmiş oldu. Çarpı dışarıda bir x'imiz var. 3 faktöriyel 6. O zaman nedir burası da? 6 faktöriyel de zaten 720'ye eşit. Düzenlediğimizde burası nedir? 3. 4 çarpı x eşittir 720 olduğuna göre de cevabımız nedir? 180 olur. Dördüncü sorumuzda. Şimdi burada istersek 5 faktöriyel değerlerini direkt yazabiliriz. İstersek de faktöriyelin işlemlerinin kurallarını kullanalım. Mesela en küçük burada kimse onu alabiliriz. 4 faktöriyel parantezine aldığımızda. Sonuçta 5 faktöriyel nedir? 5 çarpı 4 faktöriyeldir. 4 faktöriyel parantezine aldığımıza göre burada bir 5 kaldı. Artı 4 faktöriyel yerine de bir 1 kaldı. Burada yine aynı şekilde 4 faktöriyel parantezine aldık. 5'imiz kaldı. Bu sefer eksi 1 kalmış oldu. 4 faktöriyeller gider. 6 bölü 4'ten de cevabımız 3 bölü 2 gelir. Beşinci sorumuzda. Yine burada üst kısımda ortak olarak mesela burası 10 çarpı 9 faktöriyel olduğuna göre 9 faktöriyellerimiz ortak. 9 faktöriyel parantezine aldık. 10 eksi 2 gelecek. Burada 6 faktöriyel parantezine aldığımızda 6 faktöriyellerine 1. Burada da bir 7 kaldı. Burada sadeleştirdiğimizde burası 8, burası da 8 olduğuna göre direkt gider. 9 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Onu da şöyle açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyelden 6 faktöriyellerimiz gider. Buradan nedir? 72 çarpı 7'den de 504 cevabı gelir. 6. sorumuzda. Şimdi A faktöriyel 720'den küçük. Normal nedir? 6 faktöriyel 720'ye eşit. O zaman nedir? Buradaki 720'den küçük olmak zorunda. Yani A yerine biz ne yazabiliriz burada? 6 değildi. Sonuçta 6 yazarsak eşit olacak. 5 faktöriyel yazabiliriz. Bunun dışında 5 yerine 4, 3, 2, 1 ve hatta 0 da yazabiliriz. Bunların hepsi 720'den küçüktür. O zaman nedir? Toplamda 6 tane değerimiz vardır. 7. sorumuzda yine 720'yi küçük ve eşit demiş. O zaman nedir? Bu içerideki A faktöriyel ifadesi dışarıda bir faktöriyel olduğu için A faktöriyel ifadesi eğer 6 olursa, burası 6 ise sonuçta 6 faktöriyel ifadesi 720'ye eşit ya da küçüktür. O zaman biz buradan A faktöriyelin 6 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi A faktöriyel 6 ise o zaman nedir? A değerimiz 3 olursa eğer, buradan peki 6'dan küçük olması lazım daha doğrusu. 6 faktöriyelden küçük gelmesi gerektiği için. O zaman nedir? A değerimiz 3 olursa 6'ya eşit olur. A değeri 2 olur. Küçüklerini de kullanabiliriz. 1 olabilir, 0 olabilir. O yüzden nedir? Toplamda 4 tane değer vardır. 8. sorumuzda burada 2 kare farkı kullanabiliriz. Karelerin kare farkı dediğine göre o zaman nedir? 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel. 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. Ya da ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt değerlerini yazarım, karelerini alırım derseniz o da olur. Sadece işlemler daha büyük sayılar olduğunda bu tarz yapabilmeyi de öğrenin. Paydada da zaten 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel var. Ve bunlar direkt gider. Burası nedir artık? 4 faktöriyelimiz 24. 3 faktöriyelimiz zaten 6. Buradan da cevabımız 18. 9. sorumuzda 12'ye eşit olduğuna göre demiş ifadesi kaçtır? Şimdi buradaki n faktöriyeli şöyle açabiliriz. N çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak açarsak payda da n eksi 1 faktöriyelimiz var. Burası 12'ye eşitmiş. Direkt bunlar gider. Buradan n'nin 12 olduğunu buluruz. Yerine yazdığımızda o zaman nedir? 13 faktöriyel bölü 12 faktöriyel. Buradan da zaten nedir? 13 çarpı 12 faktöriyel bölü 12 faktöriyel yaptığımızda direkt 12 faktöriyellerimiz gider. Cevabımız 13 gelir. 10. sorumuzda burada yine aynı biraz önceki gibi yapalım. N faktöriyeli sonuçta 1 eksiği kadar açtığımız için n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak açabiliriz. Payda da n eksi 1 faktöriyelimiz var. Artı burada da n artı 1 ile n. Şimdi büyük olanı her zaman açıyoruz. N artı 1'i biraz attığımızda n'ye gidecek. O zaman nedir? N artı 1 çarpı n faktöriyel. İstediğimize kadar gidebiliriz. 1'e kadar gidebiliriz yani. Payda da n faktöriyelimiz var. Bunun değeri 11'e eşit. N eksi 1 faktöriyeller gider. Burada da n faktöriyeller gider. Burada bir n kaldı. Burada n artı 1 eşittir 11 oldu. Yani 2n artı 1 eşittir 11 ise
Buradan 2n eşittir 10. Yani n değerimiz de buradan 5. Geldi. 11. sorumuzda. Burada yine payda eşitleme de yapabiliriz aslında. Buradaki ifadeyi biz 5 ile çarparsak eğer burası direkt 5 faktöriyel eşit olacak. Burayı çarptığımız zaman nedir o zaman? 5 bölü 5 faktöriyel eksi 1 bölü 5 faktöriyelden cevabımız nedir burada? 4 bölü 5 faktöriyel gelir. Aynısını yazalım. 4 bölü 5 faktöriyelimiz var. Payda da 48 bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yerine de direkt 6 yazalım. Buradaki paydadaki 5 faktöriyeller gider. 6 ile 48 sadeleştirdiğimizde 8 kalır. O zaman nedir burası? 4. Buradaki ifademizde zaten 8 kaldı. Cevabımız da 1 bölü 2 gelir. 12. sorumuzda. Burada yine aynı şekilde n artı 1 ile n. Büyük olan n artı 1 olduğuna göre n artı 1'i bir azaltabilirim. N artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyel. Paydadaki n artı 1'i de şimdi elimizde n faktöriyeller olduğu için bunu da bir azaltabilirim. Yani n artı 1 çarpı n faktöriyel olarak yazarsak sanırım daha kolay olacak. Pay kısmında n faktöriyellerimiz ortak. Burada n artı 1'imiz var. Burada da bir eksi 1 kaldı artık. Payda da n faktöriyelimiz ve n artı 1'imiz var. Eşittir 5 bölü 6. N faktöriyellerimiz gitti. Burada nedir? Birlerimiz de gider. Pay kısmında n bölü n artı 1 ifadesi 5 bölü 6'ya eşit. O zaman direkt zaten n'nin buradan 5 olduğu gözüküyor. 13. sorumuzda sayısının birler basamağı kaçtır demiş. Şimdi bu tarz sorularda önceki şunları yazalım. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120 geldi. Şimdi birler basamağında 0 geldiğinden itibaren sonuçta 120 sayısı her türlü birler basamağında hiçbir değişiklik yapmayacak. 0 getiriyor çünkü. Bundan sonraki burada bir kere 0 geldikten sonra biliyorsunuz hepsinde artık 0 gelecek. 720 gelecek. Bir sonrakinde yine birler basamağı 0 gelecek. O yüzden buradan sonrası benim işime yaramıyor. Bu kısımdakileri toplayıp birler basamağında kaçtır ona bakacağım. Toplayalım 24, 30, 32, 33, 34. 34 sayısında birler basamağındaki rakamımız 4'tür. 14. sorumuzda yine bize aynı şekilde faktöriyelleri vermiş sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi yine aynı birler basamağındaki gibi ama 0 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 4 faktöriyel nedir? 24. Bize şu lazım artık. Bundan sonra gelecek rakam ifadelerde 6 ile bölümünden kalan yani 6 ile tam bölünebilen bir sayı geldiği anda mesela 24 gibi 24 sayısı 6 ile tam bölündüğüne göre kalan 0. Yani 24 6 ile bölünebileni bulduktan sonrasının bana hiçbir faydası yok. Her türlü birler basamağını 0 yapacak. O yüzden de 6 ile bölünebilen bir ifade bulduğum anda orada kestim. İlk baştaki ifadeleri toplayıp o ifadenin 6 ile bölümünden kalanına bakıyorum. Nedir zaten 1 ile 2'nin de 3 ifadesinin 6 ile bölümünden kalanı da yine 3'tür diyoruz. Evet 15. sorumuzda yine aynı şekilde faktöriyelleri vermiş bu sefer x'ler olarak. Burada yine x'e ortak olacak şekilde x artı 1 faktöriyeli şöyle açabilirim ben yine. X artı 1 çarpı x faktöriyel şeklinde açtık. O zaman nedir? X faktöriyeller ortak olduğuna göre ortak parantezi aldım. Burada bir x artı 1'im var. Artı bir de 1'imiz daha var burada. Buraya baktığımız zaman yine aynı şekilde x artı 1'i faktöriyeli x artı 1 çarpı x faktöriyel diye açtığımızda x faktöriyellerimiz yine ortak. Burada x artı 1 kaldı. Burada nedir? Eksi 2'miz var. X faktöriyeller gitti. Bu ifade 4 bölü 3'e eşitmiş. Baktığımız zaman nedir? X artı 2 bölü x eksi 1 eşittir. 4 bölü 3. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak eğer 3x artı 6, 4x eksi 4, x de buradan nedir? 10 değeri gelir. 16. sorumuzda yine iki kare farkı şeklinde vermiş. Burada o zaman yine şöyle yapabiliriz. N artı 1 bir toplayıp bir çıkartacağız. Yani şu şekilde n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel artı n faktöriyel şeklinde iki kare farkını uygulamış olduk. Payda da n faktöriyel karesi olduğuna göre iki defa yazalım. N faktöriyel çarpı n eşittir 8. Şimdi bu kısma baktığımız zaman burada nedir? Biraz öncekinde uyguladığımız gibi n artı 1 faktöriyeli biz n artı 1 çarpı n faktöriyel diye açabiliriz. Aynı şekilde burada da var. N artı 1 faktöriyeli n artı 1 çarpı n faktöriyel olarak açtık. Ve burada nedir? İkisinde de n faktöriyeller ortak. N artı 1 n faktöriyel ortak. N artı 1 eksi 1 geldi. Çarpı yine n faktöriyel ortak. N artı 1 bu sefer artı 1'imiz var. Devam ediyorum. Burada birlerimiz gider. O zaman burada nedir? Hepsi bu arada çarpım durumunda olduğuna göre sadeleştirme yapabiliriz. N faktöriyel buradaki n faktöriyel gider. N faktöriyel bu da gider.
Burada sadece bir n kaldı. Burada nedir? N artı 2 kaldı. Payda da bir n'imiz var. O zaman buradaki n'ler de gider. Yani n artı 2 değeri eşittir 8 olduğuna göre de n değerimiz 6 gelir. 17. soruda 2 artı x faktöriyel bölü x faktöriyel verilmiş. 13 bölü 12'ye eşit. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. İçler dışlar çarpımı yapsak burada. 12 çarpı 2'den 24 artı 12 çarpı x faktöriyel eşittir 13 faktöriyel. 13 çarpı x faktöriyel. 12 çarpı x faktöriyel diğer tarafa alsam burada 24 kaldı. 13 çarpı x faktöriyel eksi 12 çarpı x faktöriyel. X faktöriyel parantezine alırsak 13 eksi 12'den dolayı burada 1 kaldı. Yani burada 1 çarpı x faktöriyelden dolayı x faktöriyelin değerini buradan 24 olarak bulmuş olduk. Şimdi x artı 1 faktöriyeli de şöyle yapalım. Buradaki değerlerini açabiliriz sonuçta. X artı 1 çarpı x çarpı x eksi 1 faktöriyele kadar açtık. Payda da zaten x eksi 1 faktöriyel vardı. Dolayısıyla x eksi 1 faktöriyeller sadeleşti. Şimdi bize x artı 1 çarpı x değerimiz geldi ve biz x faktöriyeli 24 bulduk. X faktöriyel 24 ise o zaman buradan x'in de değerini bulabiliriz. 4 faktöriyel çünkü 24'e eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 geliyor. Dolayısıyla x değerini bulduğumuza göre burada yerine yazalım. 4 artı 1'den 5, x yerine 4 yazdık. 5 çarpı 4'ten 20. Ya da direkt 4 değerini burada da yerine yazabiliriz. 4 artı 1'den 5 faktöriyel, 4 eksi 1'den 3 faktöriyel. Yani 120 bölü 6'dan da yine aynı şekilde 20 sonucuna ulaşabilirdik. Dolayısıyla cevabımızı bulmuş olduk.